Merhabalar değerli veriler. Bugün veri iletişim programı kapsamında sizlere Ekim ayında bilgilendirme düşündüğümüz konu hakkında bir sunum yapacağım. Tabii biz bu konuyu seçerken bilinçli teknoloji kullanımı, bu arada konumuzun ismi. Biz bu konuyu seçerken öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri çerçevesinde belirlemiş olduğu iki genel hedeften birisini bilinçli teknoloji kullanımı olarak belirlemesinden öncelik olarak aldık. İkincisi, bakanlığımızın da bu konudaki, yani bu konuyu genel hedef olarak almasının altında sebeplerden birisi de biliyorsunuz Mart ayından bu yana uzaktan eğitim süreciyle eğitim sürdürülmeye çalışılıyor pandemi dolayısıyla. Tabi öğrencilerin normalden daha fazla gerek internet gerekse cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanım konusunda ciddi olarak zamanlarının büyük bölümünü buraya ayırmaları var. Tabii biz bu konuda teknoloji kullanımı elbette gerekiyor bu modern dünyada ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada. Ama bunun hep söylüyoruz, doğru kullanılması, zararlı yanlarından uzak durulması ve öğrencilerimizin gerek akademik gerekse bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik bu imkanlardan yararlanmasını arzu ediyoruz. Bunu yaparken de siz velilere de bir görev düşüyor. Bizler okulda okul psikolojik danışmanları, ders öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, işte okul idareleri bu kapsamda belirli önlemler almaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi bilgilendirmeye ve bu konuda eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki okuldan sonraki evde başlayan eğitim sürecinde de siz değerli velilerimizin ciddi olarak bu eğitimi sürdürmeleri noktasında bir katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Şimdi değerli veliler, isterseniz yavaş yavaş sunumuza başlayalım. Biliyorsunuz şu anda işte bir tane çizelgemiz var. İnternette geçen saniyelerle beraber internette yer alan diyelim artık, yani özellikle bu çağda sosyal medya platformlarının çok fazla olduğu bir noktada her geçen saniyede bütün platformları göz önünde bulundurursak, işte mesela Google'da 37 saniyede 1-2 milyon yakın arama yapıldığı görülüyor. İşte Yandex arama motorunda 5 bin yakın arama yapıldığı görülüyor. Facebook'ta 4 milyon yakın beğenme, yani bu bir dakika içerisinde arkadaşlar, değerli veriler. Yani o kadar çok kullanıyoruz ki artık bu sosyal medya ve interneti. Şu anda da o tabloyu görüyorsunuz aslında. Her geçen saniyede, işte mesela YouTube, bakın yani 10 saniyede şu anda 2 milyon videonun izlendiğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. İş artık bu noktaya varmış durumda. Hayatımızın büyük bir parçası olmuş durumda internet ve sosyal medya platformları. Ama dediğim gibi elbette bunlar kullanılabilir. Kullanılış amacının dışına taşmadan kullanılması da hem yarar getirir hem de zamanı verimli kullanma, etkili kullanma ve teknoloji ürünlerinden en güzel şekilde yararlanmayı getirmektedir. Onu da ifade edelim. Yani şunu karşıyız. Tüm teknoloji aletleri zararlı. Tüm internette yer alan platformlar, siteler zararlı.
kesinlikle bunun yasaklanması gerekiyor diye bir ifademiz yok, bir düşüncemiz yok. Dediğim gibi işte mesela YouTube üzerinden gidelim. YouTube'da geliştirecek belgeseller, eğitim videoları, bilim videoları izlerseniz veya işte eğitici filmler var, çok fazla kısa filmler var mesela. Bu yönde bir izleme söz konusu ise işte belgeseller noktasında da yani bu YouTube'u etkili kullanma, yararlı kullanmadır. Ama YouTube'da artı 18 işte şiddet videoları, ne bileyim korku videoları veya işte artı 18 ifadesi içeren farklı videolar izlerseniz de bu teknolojinin ve sosyal medyanın ve internetin de kötü kullanıldığının bir göstergesi. Yani bunun denetimi okulda bizler tarafından ve öğrenciye bu farkındalığı kazandırmak için eğitimler, gerekli eğitimler bizler tarafından verilmeli. Evde de öğrencilerin, çocuklarınızın daha doğrusu sosyal medya ve internet üzerindeki denetimi sizler tarafından sağlanmalıdır. Yani buradaki amacımız şu değil aslında. Çünkü lise öğrencilerinin özellikle ergenlik dönemini göz önünde bulundurduğumuzda oluşturmaya çalıştığı bir kimlik var. Yani hem bilişsel, hem akademik, hem mesleki, hem de kişisel bir kimlik oluşturma çabası var ergenlik dönemi gereği. Bu kimlik oluşturma çabasında artık bir birey olduklarını düşünüyorlar ciddi anlamda. Siz onları çocuk gözüyle, hala sizin kontrolünüzde olan bir insan gözüyle bakabilirsiniz ama onlar artık bizim de özgür alanımız var, bizim de bir yaşam alanımız var. Biz bu yaşam alanıyla beraber kendi sorumluluklarımızı, kendi özgürlüğümüzü oluşturabilme yeteneğine sahibiz diye düşünüyorlar. Yani burada denetim sağlanırken dikkat edilmesi gereken davranışlardan birisi ne bileyim işte yani gizli gizli telefonların veya bilgisayarların karıştırılması gibi değil. Burada konuşabilirsiniz. Yani endişelerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü sizin küçük gözüyle bakıp sizi anlamayacağınızı düşündüğünüz noktada emin olun öğrenciler çok daha fazlasını anlayabilirler. Yani onlara önlük olabilirsiniz. Mesela sosyal medya kullanımlarınızla, Facebook'ta beğendiğiniz, paylaştığınız noktalarda onlara kendi fikirlerinizi, sosyal medyayı düzgün ve yararlı kullanma noktasında aşılayabilirsiniz sosyal öğrenme modeliyle. Onlara örnek olabilirsiniz mesela. Şimdi hani söylüyoruz ya işte çocuğuna sigara içme diyor ama elinde bunu yaparken de bir tane sigara yakmış vaziyette. Ve işte en çok kaçtığı durumlardan birisi de benim söylediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir savunma mekanizması. Yani mantık hatası içeren savunma mekanizmasıyla buna karşı koyuyoruz. Yani böyle değil. Aslında burada en büyük rol model gerek öğretmenler, gerek çocuğun arkadaşları, gerekse sizin sosyal çevrenizde yer alan insanlardır. Burada TikTok diye bir sosyal medya uygulaması çıktı. Yani ciddi oranda artık bu ülkenin gençlerini zarar verecek noktaya taşıyan durumlar mevcut. Biliyorsunuz işte bir ara sırf etkileşim alabilmek, beğeni alabilmek amacıyla arkadaşlarına yapılan şakalar, onlara zarar verici, hatta öldürücü noktada yapılan şakaların video alınıp çekilmesi, bunların sosyal medyaya yüklenmesi tarzında değişik durumlar yaşandı. Yani birinci basamağımız teknoloji kullanılmalıdır, sosyal medya ve internet kullanılmalıdır. Burada veliler olarak sizler çocuklarınıza nasıl kullanılacağı noktasında örnek olmalısınız ve var olan endişelerinizi de onları kırmadan, onları üzmeden, onların bir birey olarak gördüğünüze dair konuşma içeren bir üslupla onlarla paylaşabilirsiniz. Şimdi işte internet deyince aklımıza neler geliyor? Bilgi, yani internetin en güzel yanı bu, bakıldığında bilgi. Yani ama doğru bilgiye erişme. Mesela ya kendim için konuşayım. Mesela işte bir kitap çalışmam var. Kitap yazmıyor, yani yazıyorum. İki bölüm bitti. Mesela kitap yazarken yararlandığım bir sürü kaynak var. Bu kaynaklara ulaşmak için ben internet kullanıyorum. Yani direkt bilgi kısmında. Evet değerli benimler.
Kitap yazmak konusundan bahsediyordum. Yani kitap yazmak için ulaşmaya çalıştığım bütün bilgileri, bilimsel makaleleri, konuyla ilgili yararlanmak istediğim tüm kaynakları ben internet üzerinde bulabilmekteyim. Tabii bunu doğru şekilde kullanıldığı zaman da çok güzel bir internet kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada yanlış bilgi içeren noktalar da var. Bir sürü yanlış bilgi içeren kaynaklar var. O yüzden doğru kaynakların kullanılması çok önemli bir noktadır. Tabii biz öğrencilerimiz için, çocuklarımız için doğru bilgi kaynaklarını elimizden geldiğini göstermeye çalışıyoruz. Ama her gün kurulan bir site var. Her gün açılan bir sosyal medya hesabı var. Özellikle üniversite sınavı için, ben mesela kendi alanımla ilgili konuşayım. Öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız eğitim bilimlerine ve eğitim kuramlarına dayalı bilgiler var. Onlarla beraber üniversite sınavını kazanmaları için nasıl çalışmaları gerektiği, neler yapmaları gerektiği konusunda oluşturduğumuz bir yol haritası var. Ama maalesef bu konuda uzmanlığı olmayan, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan, mesleki bilgisi olmayan bir sürü kişinin sosyal medya üzerlerinden hesap açtığı ve öğrencilere de yanlış bilgilerle aklını karıştırdığı ve üniversite sınavını kazanmasını engellediği bizler şahit olabiliyoruz. Maalesef yanlış bilgiye ulaşmak da internet için çok kolay bir durumda. Bunda dikkat edilmesi gerekiyor. Oyun oynayabiliyoruz. Yani artık ciddi olarak oyun oynanabiliyor. Bunun farkındasınızdır. İletişim kurmak için internet kullanılabiliyor. Değerli veriler. Oyun için bir şey söyleyeyim. Yani oyun oynarken de burada dedim ya sosyal öğrenme çok önemli diye. Maalesef bana bağımlılık derecesinde oyun oynayan velilerimiz de var. Yani işte çocuğuna ders yap, sen niye oyun oynuyorsun, ders yapsana deyip kendisi oyundan başını kaldırmayan velilerimiz de var. Yani burada mesela sosyal öğrenme iş içine giriyor. Oyunlarken de mesela işte artı 18 şiddet içerikli ve türevleri içeren oyunlardan uzak durulması büyük bir elzem. Çünkü orada artık şöyle bir tehlike oluyor yani oyunlarda yaşanan şiddet davranışları artık o oyunu oynayan kişi için bir normalleşme durumuna dönüşebiliyor. İşte yani maalesef biliyorsunuz Momo gibi bir zamanlar çocukların oynadıklarında son görev olarak intihar etmelerini isteyen oyunlar vardı. Bunlar bir anda biliyorsunuz dikkat çekti, eğitimler verildi, yasaklandı. Maalesef oyun alanında internet dünyası çok fazla geniş. Burada oyun oynarken çocuğumuza işte niye oynuyorsun? İşte beraber oynayabiliriz belki tarzı yaklaşık hangi oyunu görüp ona göre mücadele edebilirsiniz. Ama bunun yanında eğitsel oyunlar var, zeka oyunları var, bilişsel yeteneğinizi geliştirecek oyunlar var, kişisel gelişimini sağlayacak oyunlar var. Bunların oynanması da çok bana göre önem atfediyor. İletişime geçiyoruz. İletişim sağlamada artık ciddi bir parametre internet. Hatta bunu yaşıyorsunuz. Yani şu anda bile bir internet üzerinden sizlere ulaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde internet olmasaydı nasıl öğrencilere ulaşılabilirdi? Nasıl eğitim verilebilirdi? Bunu da görmemiz lazım. WhatsApp, Viber, Skype gibi iletişim kanallarından artık hani telefon aramaları bile internet üzerinden yapılmaya başlandı. Görüntülü sohbetler çıktı. Yani internet iletişim için artık olmazsa olmaz bir durumda diyebiliriz. Eğlence, ben işte müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteleri internet üzerinden çok rahat ulaşılabiliyor, yapılabiliyor. Bu da güzel bir şey. Yani doğru kullanıldığında. Alışveriş, yani sektörünün e-ticaret üzerinden büyümesi, istediğin ürüne daha cazip fiyatlarla ulaşma imkanının sunulması, seçenek olarak sunulması ve insanların da bu mecraya ciddi olarak kullanması şu anda söz konusu. E-ticaret her sene büyüyor. Ve paylaşım yapılması. Ben paylaşımı çok önemsiyorum. Neden bunu söylüyorum? Sizlerin önemsemesi lazım değerli veriler. Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini en iyi anlattıkları yer sosyal medya hesapları. Orada paylaştıkları bir söz, kullandıkları bir kelime, paylaştıkları bir resim, bir şarkı, bir video, onların bütün ruh halini sizlerin aslında
önüne seriyor. Ben psikolojik danışma olarak olaya bu şekilde bakıyorum. İşte maalesef yani intihar eden kişiler sosyal medya hesaplarından bunları günler öncesinden bunun izlerini verebiliyor mesela bizlere. O yüzden mesela çocuğunuz sizlere yüz yüze söylemekten çekindiği durumlar olabilir. İfade etmekten çekindiği durumlar olabilir. Ben sosyal medyada paylaşayım. Annem veya babam, işte oğlum, kızım neyin var, neden böyle paylaşım bulundum, dünyada gereken bir durum var mı? Bizimle çok rahat konuşabilirsin tarzında ifadelerle çocuğunuz yaklaşırsanız belki bu da örtükmez olarak sizlere sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla vermiş olabilir. İstediği noktaya geldiğinizde siz de böyle bir ifade bulundunuz kendisine. O da düşündüklerini çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Ben o yüzden sosyal medyada yapılan paylaşımları öğrencilerimi takip etmeyin. Onlarla arkadaş olmayın. Ciddi olarak seviyorum. Yani bu takip olarak şöyle bakılmasın, bir dedektiflik rolü gibi değil. Ben gerçekten sosyal ilişki içerisinde öğrencilerimle okul zaman dışında da iletişim halinde olmayı seviyorum. Bunu ifade edeyim. Siz de çocuklarınızın paylaşımlarına bu gözle bakarsanız yani şunu yapabilirsiniz. Hocam çocuğum böyle paylaşımda bulunmuş. Acaba yani siz gördünüz mü, nasıl değerlendiriyorsunuz, benim yapmam gereken bir şey var mı noktasında da bizimle iletişim kurup bu noktada sizlere yardımcı olabiliriz. Şimdi internet ilişkilerine bakıldığı zaman yani bağımlılık yapma durumu var biliyorsunuz. Eksik yanlış bilgi, bir sürü bilgi çöplüğüdür internet. İslamofobi gibi özellikle yurt dışında kaynaklı oluşan sıkıntılı düşünce grupları var. Şiddet ve nefret içeren işte gerek oyunlar, gerek videolar, gerek filmler tarzında bir sürü içerik var. Siber zorbalık biliyorsunuz, tehditler, tacizler, yani internette sanki ya babasının çiftliği, bir sanal dünya var, istediğimi yaparım ben, istediğime şiddet uygularım, istediğimi küfür ederim, istediğime hakaret ederim, istediğime resim atarım, bana kimse bir şey yapamaz diye düşünen, gerçek dünyadan kopmuş, tüm dünyasını sanal olarak yaşayan insanlar var. Bunlara karşı da çocuklarımızı korumak, çocuklarımızı, öğrencilerimizi korumak ciddi manada önem atfediyor. Müstehcenlik içeren yani filmler, videolar maalesef ki içerik olarak internette çok fazla. Kimlik hırsızlığı ki yaşanabiliyor biliyorsunuz. Bu noktada da güvenlik sorunu oluşabilen noktalar var. Sanal dolandırıcılık ki çok fazla haberler konu oldu. Ve yabancılarla iletişim gibi bir durum var. Yani hiç tanımadığı insanlarla bir anda iletişim halinde olabiliyor insan. Mesela ben şunu dikkat çekiyorum. İşte Facebook veya Instagram gibi sosyal medya hesaplarında biliyorsunuz çok fazla tanıdık oluyor. Son zamanlarda Twitter'ın çok fazla üye kazanması hesap noktasında özellikle öğrencilerin ve gençlerin Twitter'a kaymalarının sebeplerinden birisi de çünkü ben takip ettiğim için biliyorum. Yani burada tanıdık çok fazla insan yok. O yüzden istediğimiz gibi duygu ötümlerimizi paylaşıyoruz, paylaşabiliyoruz. O yüzden Twitter'ı çok seviyoruz tarzında ifadeleri var. Tabii bu tehlikeli aynı zamanda. Yani onlara yaklaşan insanların iyi niyetini veya kötü niyetini tam olarak bilemiyorlar. Bu noktada da kurdukları iletişim bir yerden sonra onlara zarar verici noktaya taşıyabiliyor. Değerli veliler, yani bu internet risklerinden korunabilmek amacıyla yani çocuklarınız için güvenli internet paketleri satın alabilirsiniz. Yani çünkü orada kısıtlamalar mevcut. Bu kısıtlamalar sayesinde biraz dedim ya az önce de yani güvenli internet paketlerine sahip olup bir kısıtlama getirebilirsiniz. Tabii burada çok güzel bir söz var. Sınırları olmayanlara sorunlar olur. Belki bunun üzerine biraz konuşmamız gerekebilir. Maalesef bizim son zamanlarda gördüğümüz bir durum var. Yani velilerin çocuklarına bakış açısı şu yönde. Hocam ben çocukluğumda yaşayamadım, çocukluğumda sahip olamadım veya gençliğimde sahip olamadım. Onları benim yaşadığım hissiyat yaşamasın diye ne istiyorlarsa yapıyorum. Ne isterlerse alıveriyorum.
tarzında. Yani bir sınırsızlık var, yani bir doyumsuzluk var öğrencilerin önünde ve bunları anne babalar iyilik olsun diye yaptığını düşünüyor. Tabii böyle bir durumla karşılaşıldığında doyumsuzluk bir yerden sonra kendine zarar verme boyutuna geçer. Değerli öğrenciler, yani sizler doğru bir şekilde sınırları çizmekle mükellefsiniz çocuğunuza karşı. Bu çocuğunuzun kötülüğü değil. Yani bugün yani benim işte 2 yaşında bir kızım var. Hiçbir şekilde sınırsızlık durumu yok. Yani her şey kurala bağlı bir durumda onun için. Ve o sınırları aştığında da gerekli cezalar, yani bu cezadan kastım tabii yani şiddet değil, dövme değil, bağırma değil, hakaret değil. Ne olabilir? Mesela çok sevdiği bir yiyeceğin verilmemesi, 2 gün, 3 gün, işte her gün parka gezme çıkıyorsa 2 gün çıkarılmaması tarzında dolaylı cezalar veriliyor. Yani bu yanlış olduğunu bilsin, sınırı aşmaması gerektiğini bilsin tarzında. O yüzden sizler de çocuklarınız için evde ciddi kurallar koyulması ben önemli buluyorum. Yani biz velilerle konuşuyoruz, hocam okuldan geliyor, telefonu eline alıyor, odasına geçiyor. Ya biz müdahale edemiyoruz. Yani çocuk çalışmıyor diyor. Özür dilerim. Müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Yani şunu diyorum ben. Yani biz okulda nasıl müdahale ediyoruz? Yani demek ki bir yaptırımımız yok. Bir kural yok. Kurallar aşıldığında yani bir ceza almıyor öğrenci. O yüzden çok rahat yani evde. Ben şunu söyleyeyim. Telefonunu alsana mı telefonunu veya ders çalışmıyor mu? Ya şöyle bir şey var yani. Bir anlaşma yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz bu anlaşmayı? Günde örnek veriyorum. Günde 3 saat ders çalışırsan telefon alabilirsin. Ama ders çalışmadan kesinlikle senin telefonla, tabletle, bilgisayarla etkileşim halinde olmak yasak. Mesela bitmiştir. Evet, tepki gösterebilir çocuk. Küsebilir, kırılabilir. Kendini kapatabilir. Aile tepki olsun diye tamamıyla ders çalışmayı bırakabilir ilk başlarda. Ama sizler bu konuda ısrarlı bir şekilde durursanız davranışınızın arkasında çocuğunuz da evet bir anlaşma yapmam gerekiyor ailemle deme noktasına gelir ve bu da çözülebilir. Sınırlar olmayanların sorunları olur da aslında fiziksel psikolojik sorunlar. Mesela maalesef modern dünyada çocuklarımız insanları harcanabilecek bir meta olarak görüyor. Yani bir kullandıkları cep telefonu, çiçekleri sakızdan ibaret görüyor. Yani arkadaşlar arası ilişkiler bu şekilde, aileler arası, aile çocuklar arası ilişkiler maalesef bu şekilde. Ama bunun doyumsuzluğun getirdiği ve tüketim çılgınlarının getirdiği noktada bir yerden sonra yani insan daima bir hedefi olmalı. Size şunu söyleyeyim, benim sonraki aşamada hedefim şu, o hedefe ulaştıktan sonra bir sonraki aşamada hedefim şu tarzında bir kendini gerçekleştirme amacı olmalı. Ama bu amacı sizler vermiyorsanız, bir sınırsızlık çiziyorsanız, ulaşabildiği her şeye ulaşabiliyorsa çocuk, bir yerden sonra artık ulaşabileceği nokta kalmıyor. Yani kendi çizebileceği dünyada bir hedef kalmıyor ve bu da kendine karşı öz kontrolü kaybetmesine, benliğine karşı, öz benliğine karşı saldırıda bulunmasına kadar gidebilen psikolojik sorunlar maalesef içeriyor. O yüzden lütfen çocuklarınızla bir öncelik kurallar belirleyin ve sınırları çizin. İşte görüyorsunuz bugün yani Türkiye'de çok fazla görebileceğiniz bu tablo. Anne resmen telefon tutuksu olmuş çocuğun yemek yedirebilmek için. Maalesef ve maalesef 2 yaşında, 3 yaşında, yani 1,5 yaşında, 1 yaşında tanışan çocuklar var telefonla. Belki 6 aylık tanışan çocuklar var. Bizim toplumumuzdaki bakış açısı şu, ben bunu gördüğüm için biliyorum. Ya benim çocuğum 3 yaşında, 2 yaşında, benden daha iyi kullanıyor bu telefonu veya bilgisayarı diye. Bunu bize kal göstergesi olarak övünme amaçlı sosyal çevrelerini kullanan velilerimiz var bizim. Yani bu anlayışla gidersek biz bu işin aklından gelemeyiz. Yani şöyle ifade edeyim, bu telefonu kullanmak zeka göstergesi değildir. Yani hiçbir bilimsel karşılığı yok bunun. Yani bu telefonu maymunlar bile kullanabiliyor. Deneme yanılma yoluyla maymunlar bile, bakın maymunlar bile kullanabiliyor. Yani çok affedersiniz de bugün bu telefonlar
bilişsel olarak en düşük seviyedeki insanların da kullanımına yönelik hazırlanmakta. Yani bu çocuğun benim daha zeki görünsün diye telefonu eline verip veya çocuğun benim zamanımı çalmasın, ben onunla ilgilenmeyeyim diye düşünüp çocuğun elinde tablet verip telefon verip onu bir köşeye atan maalesef velilerimiz var bizim. Yani çok fazla. Hatta şöyle söyleyeyim, bir tane market zinciri aktüel ürünlerde telefon tutuculu, tablet tutuculu mama sandalyesi getirmişti. Hatırlayanlar vardır belki, çok tepki aldılar. Yani ya bir yaşındaki çocuk veya işte 6 aylık çocuğu yemek yedirirken telefon tablet tutusu diye teşvik etmenin mantığı ne? Ama onlar da şimdi haklı. Yani toplumda bir karşılığı var ki bu ürünün, onlar da bunu üretiyorlar ve pazarlıyorlar. Toplumun karşılığı olmasa bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Demek ki veliler olarak bizlerin de davranışlarımıza dikkat etmesinde yarar var. Yani şimdi çocuğunuz telefonu tamamen yasaklayın. Bakın bunu demiyorum. Yani çünkü çocuğun merakı var telefona karşı. Annesi, babası, dedesi, ninesi, yani bütün ailesi devamlı elinde bir telefonla gezen bir ortam düşünün şimdi. Orada yetişen bir çocuk var. 1 yaşında, 3 yaşında yeni yürümeye başlamış. Yani illaki merak eder bunu. Ama siz az önce dedim ya, yani bunu bir zekat gösterisi olarak, ya dedesinin yapma orada benim 1 yaşındaki çocuğum yapıyor maşallah değil. Telefonunu eline verip istediği videoyu izlesin, istediği şey eline almayın tarzına varıldığı zaman bu işin önü alınmıyor. İşte büyüdüğü zaman da sosyallikten kopan, sosyal çevresinden kopan, sadece mekanik olarak kendini hapseden çocuklarımız yetişiyor. Yani elinden telefonu düşmediği, konuşamadığımız, göz iletişimi kuramadığımız, yalnızlığa hapsolmuş insanlar yetişiyor. Burada da yine velilerin örnek olarak çok büyük bir rol model işlevi olduğunu söylemekte fayda var değerli veliler. Bakın değerli veliler, zahmet. Biz zahmet etmekten korkuyoruz. O yüzden teknolojiyi çocukların yararına değil, kendi yararımıza, çocukların zararına olacak şekilde kullanıyoruz. İşte ver eline telefonu, gitsin oynasın, bana dokunmasın, bana dokunmasın, ne yaparsa yapsın. O memnun, ben memnun. Ortaya çıkan sonuç, iki taraf için de memnuniyet verici olmuyor. Ha, bunu söylerken bu işi okumuş okumamış yok, eğitimcisi eğitimcisi yok. Emin olun, yani hakimin, savcısı, doktoru, bilim insanı dahi bunu yapan insanlar var yani. Ama aynı zamanda eğitimine devam edemediği halde çocuğu için zararlı olduğunu bilip bu davranışın zararlı olduğunu bilip bu davranışı yapmayan, kontrol eden, kurallar koyan da velilerimiz var. Lütfen baştan beri söylüyorum, kurallarınızı sağlam koyun. Farkında mısın? İnternet bağımlılığı var mı? Zihnin sürekli olarak internette olup bitene takılı kalması, takıntılık. Devamlı bunu düşünüyor musun acaba? Yani bunu bir veli olarak da sizlere soruyorum. Çocuğunuz böyle mi? Yani ya acaba falanca arkadaşım ne paylaştı? Şu anda sosyal medyada, Facebook'ta neler oluyor? Hani yemek yerken dahi bunu düşünmek, uyurken dahi bunu düşünmek. Ya bir girip bakayım, acaba ne kadar beğeni aldım, ne kadar yorum yapıldı? Yani böyle bir takıntı var mı sizler için? İnternette kalma süresinin giderek artması, ikinci aşama takıntıdan sonra. Yani böyle düşündükten sonra otomatik ne yapıyorsun? Alıyorsun eline telefonunu, bir de ulaşım da kolay aldın internete. Giriyorsun. İnternette geçen süre zamanla artıyor. İnternet kullanım 3 numaralı yerdeyiz. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmayacak başarısız girişimlerin olması. Bunu hiç denedin mi? Yani sigara bırakma gibi düşünün. Yani çevremizde var değil mi? Sigarayı bırakıyor, bir hafta yeniden başlıyor. Ya ben bunu bırakamayacağım. Yani bu iradeyi gösterebilmeyi bırakanlar da var. Yani ilaçsız, tedavisiz bırakanlar da mevcut. Hiç bunu düşündünüz mü? Yani ya benim bir, evet ben burada ciddi zaman geçiriyorum bu internette. Yani bu bağımlılığa doğru gidiyor. Çocuklarımın da rol model olarak da iyi örnek olmuyorum. Veya çocuğum için geçerli mesela. Çocuğum ya çok zaman kullanıyor bu internette. Yemek yerken dahi telefon karşısında duruyor.
Uyumadan çalıyor işte, günde 7 saat uyuması gerekiyor, 5 saat uyuyor, o 2 saat internete veriyor. Çocuğunuzun bu yönde bir iradesinin olması veya sizin buna öne yap olmanız, onunla konuşup bu iradeyi sağlamasında ona destek olmanız var mı? Yani ne kadar bu iradeye sahip? Bunu çözebiliyor musunuz? Aşırı internet kullanım nedeniyle aile, okul, iş, arkadaş çevresinde sorunlar yaşama. Yani bu noktada sosyal sorunlar başladı mı? Baş gösterdi mi? Mesela iki eşler arasında mesela, yani eşiyle iletişim kurmuyor ama sosyal medyada mesela arkadaşlar yazışıyor. Devamlı iletişim halinde. Çocuklarıyla iletişim kurmuyor, çocuklarıyla bir kitap okumuyor mesela. Bir sosyal aktiviteleri, hobileri yok, beraber yaptıkları. Ya dışarı çıkıp gezmiyorlar. Ama hepsi herkesin elinde farklı telefon, herkes farklı dünyasını aynı ev içerisinde sığdırmış vaziyette. Bu da çok sıkıntı yaratan bir durum. Ve internet kullanımının kısıtlanması, huzursuzluk, monobozluk, sinirlik, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar neden olmaz? Mesela çocuğunuza dedim ki bugün cezalısın, 3 saat telefonu el koyuyorum. Çocuk kendine zarar veriyor mu? Huzursuzluk yaratıyor mu? Monobozluk, ben yemek yemeyeceğim, sizinle görüşürüz. Bundan sonra işte çatışmalar yaşanıyor mu? Tehditvari konuşmalar oluyor mu? Sinirlilik katsayısı artıyor mu? Şimdi böyle bir tabloda artık internet bağımlılığı noktasında çocuğunuzun veya kendinizin nerede olduğunu görmeniz gerekiyor değerli veliler. O yüzden eğer ki bu noktadaysanız, ki emin olun bakın Türkiye'de çok fazla var o pozisyonda olan, artık bir şeylerin farkına varıp denge kurma, internet kullanım konusunda denge kurmayı başarabilme. Bunun için de gerekli uzman yardımını alma noktasında da bir karar vermeniz gerekebilir. Gerek çocuğunuz için, gerekse de kendiniz için. Çocuğunuz noktasında bizler birinci basamak olarak psikolojik danışmanlar bu noktada devreye girebiliriz. Eğer bizi aşan bir durum olursa da sağlık kuruluşlarında psikiyatristlerle bu süreci yönetme noktasında girişebiliriz. Davranışlar sözlerden daha etkilidir. Yani bizim de sözümüz var. Bir musibet bin nasihatten daha iyidir tarzında. Mesela burada giderken ikisi de telefona kapılmış durumda. Abi yolda yürüyorlar. Burada trafik kazası olabilir. Kendine bir şey yapılabilir ki böyle haberler gördük. Telefona bakarken yolda açılan çukura düşen insanlar oldu. Birbiriyle çarpışan insanlar oldu ki mesela bu iki insanın ilerleyen noktada birbiriyle çarpışması çok olası görülüyor. Yani böyle bir musibetten sonra akıllanmaktansa davranışlarımızı şekillendirirken ve yaparken bir sonraki aşamada ne olabilir düşünmek, olumlu veya olumsuz nelerle karşılaşabiliriz diye düşünmek daha öncelikli olması lazım. Yani yolda da giderken, mesela arabada giderken telefonu kullanmak, kaza yapan bir sürü insan var. İnsanlar bütün dersleri, bütün nasihatleri kendileri alabilecek kadar uzun ömürlü değil. Başkalarının yaptığı davranışların sonucuna bakarak da dolaylı bir öğrenme gerçekleştirebilir. O yüzden zarar görme noktasına gelmeden sizin bu telefon ve internet bağımlı noktasında gerek çocuklarınız gerek sizlerin bu noktada önlem alması, davranışlarını şekillendirmesi ve belli kurallar çerçevesinde tekrar söylüyorum sınırlandırması büyük önem içermektedir. İnternet her bilgi doğru olmayabilir. Bunun üzerine daha önce konuştuk değerli veliler. Kaynak güvenilir mi? İletişim bilgisi var mı? Sayfa içeriği güncel mi? Bilgileri en az 3 güvenilir kaynaktan kontrol et. Yani gerçekten eğitim konuşmacılarında bakın tekrar söylüyorum. Bir de bu uzaktan eğitim süreci başladığından beri eğitim noktasında bilen bilmeyen, uzman olan olmayan, yetkinliği olan olmayan herkes demin de büyük çoğunluk. Tamam mı? Eğitim sayfaları açıyorlar, üniversite sınav sayfaları açıyorlar,
hesaplar açıyorlar ve öğrencilere ulaşmak için ciddi paralar artıyorlar ki sonradan para kazanmaya başlıyorlar ciddi olarak. Ya bu noktada bakın gerçekten yani uzman olmayan kişileri ben dinliyorum. Bazen böyle denk geliyorum ya, hayretler ediyorum ya, bunları dinleyen öğrenciler var ya, sorgulamadan dinleyen. Ya acaba doğru mu söylüyor kardeşim, kim bu? Ona bakmıyor. Nereden mezun olmuş? Mesleğiyle bakmıyor. Öğrenci. Niye bakıyor biliyor musun? Ya işte benim arkadaşım takip ediyor bunu. Ben takip edeyim. Aa 100 bin, 200 bin takipçisi var. Ben takip edeyim. Ben şunu söylüyorum öğrencilerime. Siz üniversite sınavlarında kaç kişinin sıfır çektiğini biliyor musun? Kaç kişinin 25 soru, 26 soru yapamayıp baraj altı kaldırıp biliyor musun? İnsanlar bilgi kaynağına ulaşırken özellikle internet üzerinden gerçekten çok iyi araştırmalı. Çok iyi araştırmalı. Bu noktada hocam nasıl yapabiliriz? Çocuğun sahip olduğu bilgileri, mesela size şunu söyledim. Örnek veriyorum. Çocuğunuz farklı bir çalışma içeriği planına girmiş. Nasıl çalışıyorsun? Yani konuştuk bunlar değil mi? Nasıl çalışıyorsun mesela? Yani konuşmanız gerekiyor. İşte baba şöyle çalışıyorum, ya anne şöyle çalışıyorum. Nereden buldun oğlum bu kaynağı? Yani kim söyledi? Ya işte şuradan edindim. Sosyal medyada şöyle yaptı. E oğlum peki yani doğru mu? Öğretmenle konuştun mu? Ya bizler buradayız ya. Yani tüm okullar içerisinde okul psikoloji danışmanları var. Bu iş eğitimini almış, uzmanlığını almış arkadaşlar. Çocuğunuz iletişim kurmaksa sizler, ya hocam böyle bir durum var. Acaba yani doğru mu yanlış mı çalışıyor bilmiyoruz. Siz müdahale olabilir misiniz tarzı? Bizlerle iletişimde kurabilirsiniz. Bu yüzden tabii sizlerin normal sosyal hayatta da sahip olduğu bilgiler. İşte mesela bir tane haber çıkıyor. Tamam mı? Hemen bir gün sonra mesela aynı haberi farklı şekilde görüyoruz. Bir tane resim ortaya koyuyorlar. O resme bakarak kendi dünyalarında haberciler haber yazıyorlar mesela. İşte haber sitesi kurmak da çok kolay. Yani hiçbir şeye gerek yok. Örnek veriyorum. Hemen sosyal medyadan adam bir tane hesap açıyor. Bilmem ne haber diye. Bir tane resim alıyor, paylaşıyor. Ses yok, görüntü yok, video yok. İşte bilmem Tanzanya'nın bilmem neresinde o resimde de ona uygun bir haber yazıyor. Veya Türkiye'nin bilmem neresinde şöyle bir şey var diye bir haber yazıyor. Sen de buna hem inanıyorsun yani. Ama öyle bir şey yok aslında. O yüzden kaynakların güvenilirliği çok ciddi şekilde sorgulanmalı. İşte az önce size bahsettim mi bilmiyorsam bahsetmiştim diye hatırladım. İşte karikatür mesela o kadar anlamlı ki bu karikatür. Hava harika, dışarı çıkıp oynasana diyor annesi çocuğuna. Çocuk televizyonda oyun konsoluyla oyun oynuyor. Ve anladığı şey dışarı çıkıyor pencereden de hala içeride oynamaya devam ediyor. Gerçekten bu haldeyiz. Bakın ağlayacak halimize gülüyoruz. Maalesef gülüyoruz. Yani bizler okul psikoloji danışmanları öğrencilerimize bağımlılıkla mücadele eğitimi kapsamında eğitimler veriyoruz. Bunun içerisinde teknoloji bağımlılığı da var. Maalesef günümüzdeki en tehlikeli bağımlı şekillerinden birisi olmaya başladı bu iş. Yani burada da mesela arkadaşlar, değerli veliler, çok açık söyleyeyim mi? İşte bu da kuralsızlık ve sınırsızlığın bir göstergesi. O yüzden birinci önceliğiniz evde kurallar oluşturmak, ikinci önceliğiniz de çocuklarınıza söylediğiniz şeylerin rol model olarak onlara aktarmak. Sizler yapacaksınız çocukların istediği şeyleri. Benim söylediğimi yap, yaptığımı yapma demekle bu iş olmuyor değerli veliler. Biz okuldan sonraki en büyük eğitim basamağısınız. Çünkü bizim burada öğrencilere verdiğimiz bilgileri, eğitimleri evde devam ettirecek olan kişiler de sizlersiniz. Az önce internette internetin listelerini sayarken internet yabancı kişilerle iletişim halinde olma, müstehcenlik, şiddet ve taciz gibi ifadeler saymıştık. İşte bakın o haberlerden birisi, değerli veliler. Yani 46 yaşındaki bir kişi, 13 yaşındaki bir çocuğu, 18 yaşının altındaki her insan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre çocuktur ve korunmaya muhtaçtır. 13 yaşındaki, kızı yaşındaki bir kişiyi, değerli veliler, taciz etme, internet üzerinden onu rahatsız etme durumunu yaşayabiliyor. Yani
Maalesef bu internette diyorum ya, kendini bilmez insan çok fazla. Gerçek hayattan soyutlanmış, kısıtlanmış, gerçek hayatta sözüne itibar edilmeyen, yalnızlığa itilmiş, yok sayılmış insanlar sanal dünyada bir anda aslan kesiliyorlar. Sınırsız bir dünya, istediğimi yaparım diye düşünüyorlar. Çocuklarımızı bunlardan korumak birinci vazifemiz. Maalesef. Peki bizler ne yapabiliriz? Çocuklarımız hangi oyunları oynuyor? Az önce söyledim ya, bunu konuşun. Oyunlar yaşama uygun mu? Oyunlar şiddet içeriyor mu? Veya müstehcen ifadeler içeriyor mu? Bu noktada veya izledikleri videolarda aynı soruları sorabilirsiniz. İzledikleri filmlerde aynı soruları sorabilirsiniz. Bu noktada çocuklarımızı denetim yapma, denetim görevi görürken de dediğim gibi onları baskılama yolu değil, onları aşağılama yolu değil, onlarla endişelerinizi paylaşabilme, onlarla konuşabilme, onlarla doğru iletişim kurabilme üzerine gitmelisiniz. Sen daha küçüksün, sen bilmezsin, bu zararlıdır demek yerine o oyunun veya o videonun, o filmin zararlı yanlarını tartışabileceğiniz, işte kızım ben yani bu oyunda veya oğlum ben bu oyunda yani bu kadar şiddet olmasını tavsiye etmiyorum. Sen ilerleyen dönemde bu şiddet senin yani bu şiddet bakışın sana normalleşebilir. Kendine veya baştan zarar verirken merhamet duygun kaybolabilir. Bunu yaşayabilirsiniz. Bu konuda endişelerim var deyip çocuğunuzla konuşabilmelisiniz. O ne düşünüyor? Onun düşüncesini arada ortak bir nokta bulmak, anlaşabilmek iletişimle mümkün ancak. Maalesef biz de iletişim konusunda affedersiniz, biz de iletişim konusunda gerçekten çok yeterli seviyede değiliz. Yani gerek aile üyelerimizle, gerek çocuklarımızla iletişim kurmada problemlerimiz var. Genel olarak, toplum olarak bunu söylüyorum. Sanki böyle çocuğumuzla veya eşimizle iyi bir şekilde, güzel bir şekilde konuşurken veya bir sorun üzerinde tartışırken hem de sinirleniyoruz. Yani bir an yani şunu bekliyoruz biz. Ben söyleyeceğim çocuğum direkt kabul etmesi lazım. Benim karşımda konuşmaması lazım. Hayır artık öyle bir dünya değil. Yani internet alemi veya işte yaşadığımız dünyada onların da bir bilgi birikimi var. Onların da sahip olduğu düşünceler var, duygular var. O yüzden onun söylediğine karşılık sizin onu ikna edici derecede bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Veya endişelerinizi, duygularınızı daha doğru, daha inandırıcı, daha ikna edici şekilde ona ifade etmeniz gerekiyor. Bir nevi burada medeni bir tartışma yaşayacaksınız ve bu tartışma sonucunda iki kişiden biri karşıdaki insanın düşüncesini kabul etme veya ortak bir noktada buluşma sonucuyla sonuçlanacak. Yani bunu yapmanız lazım. Burada da sabır öncelikle. Ya hocam ben bununla nasıl uğraşayım? Bu kadar konuşacağıma ver lan şu telefonu. Bundan sonra oyun sana yok deyip alırım. Toptan çözüm diyebilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Hiçbir yasak, bak hiçbir yasak, tamam mı? Özellikle bu şekilde zorla konulan yasaklar o davranışı yapmamaya sevk etmez. Kişiyi o kaçak olarak, açıkça onu yok. Siz telefon alırsınız, bu sefer sizden gizli bunu yapmaya başlar. Bu daha tehlikeli. O yüzden doğru yaklaşım her zaman önemli. Burada bir tane Japon bilim adamının bir sözü var. Çok hoşuma gitmişti. Türklerin nesillerine sahip çıkmadığını, 3 yıldır Türk kültürünü inceliyoruz. Bir şey çok korkunç, diğeri de garip. Korkunç olan Batı bir ülkeyi savaşmadan yok ediyor. Türkiye'de 3-5 tedarik hepsi Türk din ve geleneğine ters. Garip olan ise herkes bunu biliyor ama yine de izliyor. Anne babası çocuğu ile izliyor. Türklerin bu garip haline şaşırıyorum. Mükemmel bir tespit. Anne baba çocuğu ile izliyor. Türk örf, gelenek, göreneklerinin, İslam ahlakından uzak davranışların yer aldığı dizi ve filmleri aile, anne baba çocuğuyla beraber izliyor. Herkes bunu görebiliyor aslında, içinde bulunduğumuz durumu. Demek ki önce bizim görmemiz gerekiyor. Önce sorunu ortaya çıkaracağız ki, sorunu kabul edeceğiz ki
çözüm için uğraşalım değerli veliler. Demek izlediğiniz şeyleri bir kontrol etmenizde yarar var. Çocuklarımız sanal dünyada niye arıyor? Yani dijital olarak sanal dünyada paylaşılan, girilen her şey bir ayak izi bırakıyor. Bu ayak izleri gerçek hayatımızda ne kadar etkili, bunu görmemizde fayda var. Mesela sosyal medya ayak izlerimiz için rastgele tanınmayan insanlar zihinlerini okutmak için davet edildiler. Biliyorsunuz yani şöyle ibareler var, düşünceler var, komplo teoriler var, belki de gerçek bilmiyoruz. Kamerası olan her şeyden sizi izliyorlar, dinliyorlar, ses kaydı olarak düşünüyorlar her şeyden. İşte hackerlar var, yani hesap çalınabiliyor. Girdiğiniz bir siteye giriyorsun mesela, tak, o anda bilgisayarınız ele geçiriliyor, bilgileriniz ele geçiriliyor. Hesap bilgileriniz, banka hesaplarınız boşaltılıyor. O yüzden yani gerçekten bıraktığımız ayak izleri sosyal medyada yürürken sanal olarak yürüdüğümüz noktalar çok önemli. Ya burası sanal alem, istediğimiz gibi gezip tozarız dediğiniz anda bunun olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Çok güzel bir söz. Rastgele tanınmayan insanlar zihinlerini okutmak için davet edildiler. Burada şey var ya, değerli veliler, çerezler var mesela. Ya mesela örnek veriyorum, arkadaşımla burada konuşuyorsun, ya diyorsun ben bir tane buzdolabı alacağım diyorsun. Ondan sonra internet sitesine giriyorsun, bir bakıyorsun buzdolabı reklamları dönüyor. Yani bu kadar basit aslında iş. O yüzden gerçekten çok dikkatli olmalı. Çok dikkatli olmalı. Siber zorbalık konusuna zaten biraz girmiştim. Bir kişiye karşı internet ve cep telefonu kullanılarak sürekli bir şekilde gerçekleştirilen saldırgan davranıştır. Siber zorbalığı yaşadığınızda veya çocuğunuzun yaşadığını fark ettiğinizde direkt olarak hem okuluyla, bizlerle hem de emniyetle irtibata geçilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun çocuğunuzu da bunun bilgilendirmesi yapabilirsiniz. Onu, yani işte öyle çocuklar var değerli benimle, anne babadan korkusuna yaşadığı siber zorbalığı anlatamıyor, biliyor musun anne babasına? Buna kadar kötü bir şey olabilir mi? Burada kendimizi çekememiz, kendimizi sorgulamamız gereken bir davranış mevcut bakarsanız. Siber zorbalık yaşadığını anladığınız anda lütfen okuluna ve emniyet birimine ulaşmanızı istiyoruz. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda nasıl anlayabilirsiniz çocuğunuzun böyle bir şeye maruz kaldığını? Kişiliğinde gerçekleşen değişimler, zorbaların yakınlarındaki internet adresini değiştirme eğilimi, aşırı uyuma yani kaçma. Mesela eskiden çok fazla internette zaman geçiren insan artık kendini geri çekip korkup siber zorbalıktan uğramamak için aşırı uykuya kaçabilir, tırnak yeme gibi obsesif davranışlar gösterebilir. Akademik başarı dalgalanma, okula gitmek istememe, internet kullanımı sonrası hüzün ya da öfke durumları, sık hastalanma, kendine zarar verme davranışı, aile içi ilişkilerin kalitesinde düşme. Yani çocuğunuzda bu tip görüntüler mevcutsa hemen okul psikolojik danışmanları bizlerle irtibatı geçmeniz son derece çok önemli. Bizler de çocuğunuzda yerli danışmayı yapıp var olan durumun. Evet değerli veliler, bu az önce saydığımız, sizin de sunuda gördüğünüz durumlardan çocuğunuzda herhangi bir şekilde gördüğünüz olursa bir ya da birden fazla davranışta bununla ilgili hemen bir okul psikoloji danışmanlarına bilgi verip ondan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğimizi birlikte belirleyebiliriz. Biz de gerekli psikolojik danışma boyutulu bizi aşan durumlar varsa da işte psikiyatriste yönlendirme ve birlikte bu süreci çocuğumuzun en sağlıklı şekilde, en zarar görmeyecek şekilde geçirmesine katkı sunmaya
çalışmaktayız. Az önce de ifade ettim, bir zamanlar işte bu mobil benzeri siber oyunlar vardı, siber zorbalık içeren oyunlar vardı. Bunlara karşı aileler ne yapmalı? İsterseniz bunlara bir bakalım. Çocuğunuzu video çekimleri seyrederken yalnız bırakmayın. Ekrana bakarak geçirdiği zaman ve faaliyetlerini gözlemleyin. Tabii ki bu yaşı biraz daha ufak çocuklar için geçerli olabilir. Yani ilkokul ve ortaokul seviyesi çocuklar için. Tabi lisedeki öğrencilerin ergenlik dönemi sebebiyle kendi kişisel hayatını, özel hayatını koruma çabası, kendine bir yaşam alanı oluşturma çabasında bu şekilde onu takip edercesine, ona güvenmemezlik duygusuyla yaklaşırcasına bir davranış içerisinde durmak ters tepkiler yaratabilir. Burada da dediğimiz gibi, baştan beri söylediğimiz gibi kontrol ve denetim mekanizmasını iletişim ve rol model olma yoluyla sergileyebilirsiniz. Çocuğunuz da burada yazıyor işte, güçlü bir iletişim kanalı geliştirecek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemeniz, yasaklama yerine bilgilendirip ve doğru yönlendirmeniz büyük önem arz ediyor değerli veliler. Çocuğunuzun yaşına uygun siteleri girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddet özenleri gerçekleşmediğinden emin olun. Tabi burada dedik ya, nasıl emin olabilirsiniz? Değerli veliler, çocuğunuz zaten davranışlarıyla bunu aslında size ifade eder. Yani şöyle düşünelim, mesela hayvanları seven, kardeşini seven veya işte kendinden daha küçük çocukları seven bir kişinin aşırı derecede şiddet eğilimli oyunlara yönelmesi ve bunları oynaması, siber zorbalık içeren içeriklerle muhatap olması karşısında işte hayvanlara karşı veya kardeşine karşı veya diğer kendine küçük çocuklara veya arkadaşlarına karşı şiddet içerikli davranışlar yönlendirmesi beklenebilir. Yani böyle bir durumda ya işte oğlum sen böyle değildin, niye bu şekilde davranıyorsun? İşte kızım sen bize karşı saygılıydın, artık sözel şiddet bağlamında davranışlarda bulunmaya başladın, ne oluyor tarzında. Yani davranışlarıyla aslında sizlere bunların ipucunu verebilirler. Tabii bu ipuçlarını aldığınızda ne yapacaksınız? Yine bizlerle iletişim halinde olursanız birlikte bu süreci dair sağlıklı yönetilmesi bağlamında hareket edebiliriz. Çocuk profiline sahip video sitelerini yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık yazılımı geçmişin aktif olmasını dikkat edin diyor. Yani burada söylediğim gibi çocukların yaşlarına uygun şekilde düzenlenmiş güvenli internet altyapıları ve paketleri var. İşte aile koruması sanırım aile paketi diye bir paket vardı internet sağlayıcılarında. Bunlar da 18 yaş üzerindeki zararlı içerikleri sahip sitelere otomatik olarak girmesini engelliyor zaten. Belki bu da bir çözüm yolu olabilir. Tabi bunu yaparken de lise öğrencilerini bağlamında bunu çocuğa karşı bir yasakçı zihniyet olarak değil de değerli veliler çocuğunuzla konuşarak, endişelerini paylaşarak böyle bir adım atmak istediğini, bunun tepkisinin ne olacağını şeklinde yine iletişim kurarak, yine bunu kararı da ortak alarak, onun da işin içine girerek bu kararda payın olmasını sağlayarak böyle bir adım atılabilir. Çocuğunuz kullandığı bütün elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun diyebilirsiniz. Tabi burada da dediğim gibi yani 16-17 yaşına gelmiş öğrencilerinde 9 yaşındaki bir çocuğu davranır gibi davranmak da ters tepebilir. Yaşına uygun davranılması ve yaşına uygun siteler üzerinden içerik izlemesine en azından altyapı olarak müsaade edilmesi bu kapsamda daha doğru olacaktır. İnternet yayılan yeni akımları takip ederek de burada bir site vermişler. güvenliweb.org.tr adresinden diyor. Dijital dünyada yer alan tehlikelere karşı bilgi edinebilirsiniz. Değerli veliler, yani siz de diyor işte doğru bilgi. Evet, internette doğru bilgiler var. Burada da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sahip olduğu Bilgi ve Teknoloji İletişim Kurumu, yani devlet kurumlarının sizlere aktardığı bilgilere sahip olabilmek için bu web sitesinden
mümkün mertebe yararlanan bilirsiniz. Genel olarak çocuklarımızı internet zararlarından korumak için internet hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalıyız. İnternet nedir ne değildir size baştan beri anlatmaya çalışıyoruz sunumda. Tabii bundan sonra kendiniz çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. İnternet kullanımı ile ilgili kurallar belirleyin. Başta da söyledim. Zaman sınırlaması yapın. Kesinlikle yapmanız lazım. Yani sınırsızlık sorunlar doğurur. Bunu da hatırlıyorsunuz. Çocuğunuza açık tepkiler vermeyelim. Çocuğunuzla iletişim kurarak, kurallar koyarak ve bu kuralları onunla beraber koyarak, anlaşma yaparak, ortak bir zemin üzerinde anlaşma yaparak bu süreci dahil etmeniz lazım. Çocuğunuzun dolaşan mecraları takip edebilirsiniz. Oynadığı bilgisayar oyunlarını yani merak edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu oyunlar üzerine onunla konuşabilirsiniz. İşte neden bu oyunu bu kadar çok seviyorsun? Seni bu oyuna bağlayan nedir? Seni bu davranışa iten sebepler nelerdir? Ne hissediyorsun bu oyunu oynadığında tarzında? Konuşmalarla onun aslında hangi niyetlerle bu oyunu oynadığını çözmeye çalışabilirsiniz. Her şeyi denmemesi konusunda uyarmalısınız. Yani bunu biz de uyarıyoruz. Sizlerin de internette karşısına çıkan her bilgiyi sahip olduğu veya gördüğü her şeyi inanmaması konusunda, araştırması konusunda, doğru kaynaklardan bilgileri kontrol etmesi konusunda da uyarmamızı yapmamız gerekmektedir. Kişisel ve ailevi bilgileri başkalarıyla paylaşmaması gerektiğini de anlatalım. Yani özellikle işte sosyal medyada tanımadığı, kendisine mesaj atan, tanışmak istediğini söyleyen veya işte yalan ifade eden, işte ya daha oluyor işte bu öğretmen kılığına girebiliyorlar, polis kılığına girebiliyorlar veya uzaktan akraba kılığına girebiliyorlar. Bu tarz meselelerde yani çocuklarımızın kendilerine ve ailesine ait güzel bilgileri yabancılarla, tanımadığı, yüz yüze görüşmediği, bilmediği kişilerle sadece sana ailem tanıştığı kişilerle paylaşmaması konusunda uyarıcı olarak bulunmamız önem arz ediyor. Değerli veliler, burada sunumum bitti. Size bileşik teknoloji kullanımı konusunda özellikle uzatma eğitim sürecinde başlayan teknoloji ve internet kullanım artması sebebiyle bir bilgilendirme yapmak istedik. Yararlı geçtiğini düşünüyorum kendi adıma. Umarım sizler için de yararlı geçmiştir. Ortak faydamız burada sizlerle bizim çocuklarımızı daha güzel bir geleceği hazırlamak ve psikososyal anlamda sağlıklı bir gelişim sürecini tamamlamalarını sağlamak. Burada işte akademik gelişimleri var, mesleki gelişimleri var, kişisel gelişimleri var, bilişsel gelişimleri var. Yani bütün bu alanlarda en sağlıklı şekilde kimliklerin oluşturmalarını sağlamak bizim görevimiz. Bu sebepten dolayı da önleyici hizmetler kapsamında, koruyucu hizmetler kapsamında böyle bir çalışmaya imza attık. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ki bu konuda merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz, tartışmak istediğiniz ve paylaşmak istediğiniz duygu düşünceleriniz mevcutsa benimle irtibata olabilirsiniz. Numaralarımı zaten okuldan da bulabilirsiniz. Okula gelip burada bizimle de görüşebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi günler diliyorum.